Amerika'da. Kilise kurduysan kiliseye bakacaksın kardeşim. Onun için mesela Amerika'da devasa kiliseler yok. Büyük kitlelerin var. Mesela Mormonların kilisesi var. Dev. Niye? Salt Lake City'de acayip güçlüler. Washington'da güçlüler. Orada büyük kiliseler yapıyorlar. Onun gelirini sağlıyorlar. Giderini de karşılıyorlar. Yok kardeşim ya. Niye ben imamın maaşını ödüyorum? Bakamıyorsan camiyi yapma. Anadolu köylerinde taşımalı eğitim. Taşımalı namaz deyin kardeşim o zaman. Öğretmen bulamıyorsun. Yok az öğrenci var. Camiye giden kaç tane var köyde? Sanki zannedersin ki köy cami yüzlerce oluyor işte. 300 kişi var. 5 kişi namaz kılar gene orada. Onları da taşımalı yap o zaman. Ya da herkes köylüyse köylü, mahalleliyse yapıyor ya şimdi. Devasa camiler. Yap. Devlete ver. Yok öyle şey. Ben eskiden diyordum yani Diyanet aman bunları şey olsun. Çünkü öbür türlü tarikatlar bilmem neler büyük paralarla. Şimdi öyle değil artık. Aynı şekilde ben de düşünmüyorum. Diyaneti çıkaralım kardeşim devlete. Oturun düşünün mesela bunu. Herkes kendi camiyi açıyorsan masrafını karşılaya. Çünkü bakın gidin bakın kaç kişi namaz kılıyor büyük Çamlıca'da. Gezinti yeri. İtiraz etmiyorum. Dünyanın her yerinde var ama tarihi olursa ya da çok özelliği varsa bu caminin tek özelliği büyük olması. Hiçbir şeyi yok. Hani şurada şunu yaptık çünkü bu. Burada bu bunu yansıtıyor. Burada yok. Gidin bakın bakalım Osmanlı camilerine. Padişah camilerine. Asılan bütün o yazıların anlamı vardır. Bir şeydir. Ha sen de burada yaz abi. Büyük büyük yaz. Kur'an'dan ayet koy. Ama hepsinin bir anlamı var. Hepsinin mesela yapıyor adam. 4 minareli. Niye 4 minare kardeşim? Biliyor musun ne olduğunu? Bilmiyorum. Niye çift şerefe yapıyorsun? 3 şerefe. Abi biz yaptık çok büyük. 2 minare yaptık. Upuzun. 3 de şerefe yaptık. Niye? Biliyor musun mesela? Bir özelliği var mı bunun? Hiç merak ettin mi? Ne anlama geliyor? Niçin camilerin bazılarında 2 minare var, bazılarında 4 minare var? Tek minare hariç, hiç tek sayılı minaresi olan cami yok. Yani Sultanahmet 6 minareli. Değil mi? 7 değil. 5 de değil. Niye 6? Niye 3'er şerefe var? Yani diyeceğim herkes böyle. Büyük cami. Şimdi mahalle aralarına 10 numara. Devasa bir kubbe. Altına da maşallah abi bir tane hemen marketle dükkan konduracaksın. Oradan da paralar şeye. Hem Diyanet'ten maaş gelecek. Hem de cami yardım bilmem nesi. Yok kardeşim. Cemaat cami mi yaptırdın? Hayır mı? Camine sahip çık o zaman. Hadi bakalım yapabiliyor. Şimdi damadın bakanlığı. Şimdi bugün Arife. Bugün devlet daireleri yarım gün. Yarın tam gün şey. Bir tek Cumhuriyet Bayramı'nda hakikaten her yerin kapalı olması gerekir. Tabii bizde o esnetildi şimdi. Yenisi AVM'ler filan açık. Ama diğer şeyler kapalıdır. Şimdi Damat Bey ya bağlı Gelirler İdaresi Genel Müdürlüğü şey yayınlıyor. Genelge yayınlıyor. Bilindiği gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmi tatildir. Ancak vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi dairelerinin 28 Ekim 2019 Pazartesi günü 13'ten 17'ye kadar açık tutulması, hizmetlerin aksatılmaması için yeterli sayıda personel bulundurulması ve diğer tedbirlerin alınması gerekmektedir. Şimdi arkadaş, ya aklımızda da alay etme. Yani buradan da sen mi buldun damat? Cumhuriyete tak bir tane de ben çakayımı böyle mi buldun? Yarım gün. Zannedersin ki hani çok güzel abi öyle bir gelirler genel bir. Yani saniyeleri bile hesaplıyor vergi almak için. Niye? Battı mı sana Cumhuriyet Bayramı? He? Şeker Bayramı'nın arifesinde, Kurban Bayramı'nın arifesinde yiyor mu? He? Paça. Efendim vergi almada bilmem ne olsun diye tam gün çalışacağız diye. Bunlar hep böyle Cumhuriyet Bayramı'nı oradan buradan örselemek için yapılıyor. Ben de buradan yapayım diyor. Damat ya. Damat bey de bir ya hemen gördünüz ben de yaptım bir tane Cumhuriyet'i. Ayıp be. Utanın ya. Yarım gün. Bütün maliye böyle ver. Hadi bakalım şimdi kaç para vergi topladınız bugün. Bugün öğleden sonra takip etmek lazım. Ya da açıklayın kardeşim. Ha bir şeyin son günüdür derler şimdi efendim onun için. Onu uzatırsın abi. 2 Kasım'a kadar uzattım dersin olur biter.
Biliyor muyum? Yani böyle böyle bir şey artık. Şimdi bu şeyi söyledim ya, uyardılar dediler ki CHP'nin tepkisi var. Neydi o? Nevşehir. Abi demeç tepkisi var. Demeçsel tepki. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun. Biz Cumhuriyeti izin alarak kurmadık, izin alarak kutlayalım. Kutlayabilecek misin kardeşim sen Nevşehir'de? Onu söyle bana. Bırakın ya artık bu palavraları. Laf. Bu söylem demokrasisi. Söylem kahramanlığı. Abi çok güzel konuştuk. Bak konuşmuş. Bu anlayışta valilik anlamak mümkün değil. Hayır. Anlamak mümkün değilse gideceksin oraya yürüyeceksin. Palavra yok. Al. Tuncay Özkan. Kendini milletin üstünde gören, milletin bayramlarıyla kavga eden herkes kaybetmeye mahkumdur. Kendisini devletin sahibi zannedenler bu devletin kuruluş bayramını kutlamaya korkuyorsa o koltukta oturuyor. Abi ne kadar ağır konuşmuş görüyorsunuz değil mi? Böyle Tuncay vak diye oturtmuş o vali şimdi. Aman Allah'ım diyordu. Aman Allah'ım ben ne yaptım? Allah'ım yarabbim. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Orta Doğu'dan yaşanan savaşlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu, bunun halk tarafından coşkulu kutlanmasının aslında bu minnettarlığın ifadesi olduğunu anlamayan bir valinin halen Türkiye Cumhuriyeti'nin o makamı işgal ediyor olması çok düşündürücüdür. Sorumlu olduğu ilin güvenliğini ve asayişini sağlamaktan aciz bir kişinin Cumhuriyet kutlamalarının tahrik edici bir unsur olarak görmesini üzüldü. Ya Allah aşkına ya, Allah aşkına ya. Ya gidin işinize be, gidin işinize. Ayıp be. Ayıp ya. Biraz insanda utanma sıkılma olur. Helal ama çok fena yaptık valiye. Ha şimdi konuşsun bakayım. Sen gidiyor musun kardeşim bugün? Onu söyle bana. Ha, orada yürüyüşü yaptırıyor musunuz? Onu söyle bak. Buradan tek satır yok. Ha bugün yaparsan yarın sabahleyin diyeceğim ki helal olsun size. Ama biraz eylem yapın ya. Taş sopa demiyoruz. Ama bunu bu böyle bu kepazeliğe de bu kadar meydan vermeyin ya. Olur mu şey ama biz valiye haddini bildirdik. İşte böyle. Ya sen daha Bahçeli'ye cevap veremedin. Neler söyledi mi? Şimdi yarın takılırsınız abi onun da arkasına tıpış tıpış gider. Efendim Anıtkabir'e geldi. Gitme. Gitme. Dışarıda dur. Sen gel normal protokolle böyle gel. Bahçede dur kardeşim. Girmiyorum ben sizle de. Eylem bu. Bunu yapabiliyorsan zaten halkın da şey. Aman abi dur şimdi biz efendi çocuk olalım. Biz vermeyecek kardeşim bu millet sana. Efendiyim desen de vermeyecek. Çünkü sen bu kafada güven vermiyorsun. İnandırıcı değilsin. Şu olayda ya bu demeçlere bak ya. Ne kadar ağır konuştum abi. Akşam dedim çok güzel konuştum ama valiyi mahvettim. Vali de şu anda mahvolmuş vaziyette geçin Allah aşkına ya. Aman be. Bak bu bazen böyle açıp şey olunca bunu göstermekten dolayı da ayrıca şey duyuyorum yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam sayfa reklamı var. Yani okurken böyle ay reklam görülmesin diyor. Hayır bu reklam gözüksün kardeşim. Çok güzel. Evet bir reklam arası daha var. Ondan sonra son bölüme geliyoruz.